yöresine ait. Muhteşem lezzetlerinden kayınvalidesinden öğrenmiş. Hı hı, doğru. Harika bir yuvarlama. 250 gram kıyma, 2 adet yumurta, 250 gram un, 2 su bardağı süzme yoğurdumuz var, tuz ve karabiber, 1 su bardağı et suyu, 2 yemek kaşığı salça, 1 tutam maydanoz, 2 yemek kaşığı kırmızı toz biber, 2 yemek kaşığı da tabii ki olmazsa olmaz tereyağı. Tereyağsız yemek olmuyor zaten. Güzel olmuyor efendim. Yapacak bir şey yok. Yemeği ve içmeyi de sevdiğimiz için yani lezzet veriyor. Yani Allah'tan zayıf yani. Ne diyeyim, tereyağı yiyebilir. Sizin farkınız var sanki yani. Siz de gayet şık, güzel ve zayıfsınız yani. Teşekkür ederiz efendim. Bu arada burada ben Serpil'den de yardım isteyeceğim. Birlikte yuvarlayacağız. Yuvarlarız onları. Hep beraber. Aynen, şimdi nasıl başlayacağız? Bunda da şöyle başlıyorum. Önce kıyma, yumurtamı, unumu, tuzumu ve karabiberimi güzelce yoğuruyorum. Tamam, hemen şuradan bir yoğurma kabı. Şu baştakine. Tamam, ellerimi yıkadım zaten ben. Evet, eller temiz. Direkt başlıyoruz efendim. Evet. Kıymamızı aldık. Aldık kıymamızı. Bunun biraz köfteden farkı daha tıknaz oluyor bu, koyu oluyor bu arada. Çok iyi. Sonra bu önce... Bunları? Biber ve maydanoz. Toz kırmızı biber olacak bu. Maydanozu da üzerine servis edeceğiz. Yalnız Serpil'cim, toz kırmızı biberi ne yapacağız? Kurutup canım, yapacak mıyız hemen? Nasıl anladın? Serpil'im ne yaptın? Küçücük doğrayabiliriz diye düşündüm. Ay, çok iyi ya, küçücük. Ben yerim hemen acı biber sür diyor Yüksel. Daha adam tabii. Ay çok iyi oldu ama koptum ha. Diyor ki toz olacaktı ama diyor. Toz olacaktı ama ben şey. Bu güzel değil. Senin hatırınçın onu başka bir tarife kullanırız. Merak etmeyin. Çok iyi ya. Şeye kullanırız onu. Havuçlu rulo yapacağım ya Serpil. Onu kullanırız bak. Sos kullanacağım ona. Şeyin içerisinde yoğurt. Yok, dert etme, ben onu yiyebilirim. Sen ya, üzme. Yeme artık. Ne olur yeme bugün bir şey. Ay tövbe sağlık. Serpil. Bunları yiyeceğiz, daha dur. Çörek var. Yuvarlama sen var. Sen Yüksel Bey'le mi konuşuyor yayına girmeden? Bana da ki Serpil'in bir şey yedirme. Dedim ki tamam. Çöreklerin hepsi, kim dedi? Bana, çöreklerin hepsi bana kalsın dedi, bilmiyorum. Ne sorayım, sesin gelmiyor. Kim dedi? Yüksel Bey mi dedi? Bunu defter mevzusunu sorsana diyor Serpil'in. Ne defteri kız? Boşver Nermin, hiç önemli değil, tatlımız işimize bakalım. Kesin bana bir defterini getirsene bir bakayım. Ha, getirmem. Ne olur hadi getir. Yo yo, gerek yok Nermin. Hadi ya. Valla gerek yok, tamam başladı ya. Boş diyet defteri midir? Nedir o Serpil? Yok, o farklı bir defter. Nedir o? Bak, ekran başımızdakiler bekliyor hadi. Şimdi biz yuvarlamamızı yapalım, yetiştirelim, boş ver. Şimdi şöyle yapalım yine, tamam. Seyircilerimize ne kolaylık olsun. Ne koyduk olsun buraya, sayalım malzemelerimizi. 2 tane yumurta. Tamam. 250 gram kıymamız var. Tamam. Tuzumuz ve karabiberimiz var. Harika, okey. Şimdi bunun tıknaz olmasının sebebi içine un girmesi. Hı-hı. Ayrıca un girdikten sonra da koyulaşmasının sebebi, yani koyu bir yemek olmasının, hı-hı, sebebi yine köftenin, hı-hı, içerisinde yapalım bir yandan un da olması. Aynen, yapmaya da devam edelim. Bu arada ben bakalım hani yapamazdım kitabını bugün Zafer kime gönderecek? Hemen sosyal medyamıza geliyorum. Zafer'den bana bir mesaj gelmiş. İncifem, hayırlı cumalar. Her sabah 9 aylık oğlumla sizi seyrediyoruz. Kitabınızı oğluma güzel yemekler yapabilmek için istiyorum. Oğlumun şansına inşallah, ama yemek kitabı değil efendim. Evet. Ama olsun efendim. En azından hayatı birazcık daha sarmalayacak ve gerçekten motive edecek bir kitap. Ben kendim yazdım diye demiyorum ama okuduktan sonra gerçekten sizden gelen dönüşlerle ben inanılmaz mutlu oldum. Evet efendim, oğlunuza da size de inşallah güzellikler getirsin diyorum. İmzalı olarak Zafer'cim size bunu gönderecek ve şu an kazanan kişiyi de sosyal medyada paylaşıyor olacak efendim. Hayırlı uğurlu olsun, güle güle okuyun. Hani yapamazdım. Ben de imzalatmak istiyorum tabii, bu arada. Tabii, sonra inşallah. Kitabı. İnşallah. Program seve sonrası. Seve. Tabii ki. Şimdi siz konuşurken ben bunun içine 8 yemek kaşığı un, süper, ilave ettim. Bak hep ölçülü veriyor Selin. Aferin, evet, Selin. Severiz kolaylık, böyle konu. Kolaylık olsun. 8 yemek kaşığı unumuzu verdik. Evet. Ve şöyle biraz sert bir hamur yoğuracağız ki dağılmasın. Elimde kalmayacak şekilde, hı-hı, ben 2 kaşık daha ilave, tamam, etmek istiyorum buna. 9 ve 10 oluyor. Hı-hı. Ben bir yandan da yorumlara da göz atmak istiyorum. Olur, soruları varsa. Bakalım sorular var mı Sinan'cığıma.
Ellerimi yıkayıp hemen geliyorum. Evet, yuvarlamamızın köftelerini hazırladık. Aydın yöresinin muhteşem lezzetlerinden. Aynen. Yuvarlama. Şöyle, bunu bazıları sade yapıyorlar mesela. Ben salçalı suda kaynatacağım et suyunda. Bazıları sade yapıp içerisine nohut da ekliyorlar. Belki hani seyircilerimizden bilenler vardır ama ben sade salçalı yapıyorum. Üzerine de işte böyle o süzme yoğurtla döküp. Çok güzel olacak. Üzerine toz, kırmızı biberle bir işte maydanozdur vesaire, inanılmaz güzel oluyor. Şimdi orada kızarken. Sayfanda böyle yöresel tariflerde paylaşıyor musun? Paylaşıyorum. Güzel güzel videolar da çekiyorum anlatımlı. Süper, takip edin. Fotoğraflar da evet çekiyorum. Çok da güzel, orada takipçilerim söylüyorlar istedikleri tarifleri. Onları da çok yapıyorum güzel. Orada. Çok güzel. Hepsini paylaşıyorum. Zaten sosyal medyada bir sayfası olan bir yemek blogger olabilir, aşçı olabilir. Gerçekten orada çok özen ve ayrı bir itina mesai gerekiyor. Gerçekten. Yani gerçekten bambaşka bir şey orası. Çok büyük mesai harcıyoruz. Nedeni ya artık siz daha iyi biliyorsunuz. Takipçilerinizle aile gibi sene oluyoruz. Aynen öyle. Soru soruyorlar, cevaplıyoruz bizler de. Bir de şey çok önemli, güven vermek çok önemli. Evimizde kullandığımız malzemelerden tutun. Gittiğiniz yerlere kadar her şeyi bizlerden görüp memnun kaldıysak onlara iletiyoruz. Onlar da bu şekilde gidip geliyorlar. Serpil'cim, biz bir onun arkasına kadar yemek daha... Neler yaptım hemen anlatayım. Tamam. Et suyumu ilave ettim. 2 bardak et suyunu. Evet. Üzerine de 2 bardak ılık su ilave ettim. 2 yemek kaşığı salça ile birlikte güzelce karıştırdım. Tamam. İçine de kızarttım, köftelerini attım. Şimdi köfteler yumuşayana kadar onu kaynatacağım burada. Çok güzel. Evet. Rengi de çok güzel olmuş. Evet, evet. Mis gibi oldu. Ben gideyim hamura bakayım, geleyim. Evet. Yuvarlama yaptık. Aydın yöresinin muhteşem lezzetlerinden. Çok güzel oldu. Köfteli. Ya Allah, gerçekten hamdolsun verdiğin nimetlere. Muhteşem bir tablo, muhteşem bir görsel şov. Bayılıyorum. Köftesine gerçekten. Köftesine baktın mı tabii? Baktım vereyim tabii. Ha? Çorbanın köftesi de çok güzel olmuş. Ya. Değil mi? Valla. Evet, ne yapıyoruz? İncecik biraz, bir... Biraz evet, maydanoz bunun üzerine maydanozumuzu atacağım ben. Rendeliyoruz nereden çıktı? Heyecana kapıldım, atmosferin heyecanıyla. Yemeğin tadını beklediğimiz için şu an şöyle. Sunumlar harika. Şimdi neyle devam edeceğiz? Çanakta pancar mı yapalım? Çanakta pancarı da yapabiliriz. Havucu da yapabiliriz. Havucu yapalım. Ne? Çok havucu güzel oldu yuvarlama. Rengin güzelliğine bakar mısın? Ellerine sağlık kuzucuğum. Süpersin. Afiyetler Selin. Kapatayım mı? Evet. Allah har. Üzerine. İşte bu ya. İşte Allah bu ya. Feşen. Son dokunuş her zaman olayı taçlandırır ve güzelleştirir. Aslında yemek yaparken en çok dikkat etmemiz gereken şey sunumdur, biliyor musunuz? Kesinlikle. Bir iştahı kabartacak olan. Selin, bence ben bunun hepsini şöyle dökeyim çorbanın kenarına. Ha, kırmızı biber için beni kırdı. Bir kaşık şey koydu. Koy koy. Kırar mıyız? Onu kullanacağız. Ha, onu kullanacağız. Of of of. Vallahi harika oldu bak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.